Şırnak'ta şehit düşen 6 asker için tören düzenlendi. Şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin Şırnak ve Ankara yolunda kontrol noktasına roket ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi şehit olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırının ardından Şırnak'a gitmişti. Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler Şırnak'ta düzenlenen törene katıldı. Bakan Soylu şehit askerlerin ailelerine, yakınlarına ve ülkeye başsağlığı dileğinde bulundu. Kayseri ili Talas ilçesinde doğmuş. Cenaze namazının ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terör ve teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Terörizmle mücadelemiz ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Terörü meşru göstermeye çalışan ve teröre meşruiyet sağlamaya çalışan, ona destek sağlamaya çalışan unsurlarla terörle mücadeleyi kararlılıkla nasıl yapıyorsak, daha fazla bir kararlılıkla onlarla mücadele edeceğiz. Bunun bilinmesini isteriz. Öte yandan Mardin şehitleri için de tören düzenlendi. Hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Mardin'de PKK'lı teröristlerin Kızıltepe Derik Karayolu'na tuzakladıkları patlayıcıyı, görevden dönen askerleri ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Assubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş, Jandarma Uzman Çavuşlar Sedat Yıldız ve Enes Kaya için tören düzenlendi. İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un okuduğu duanın ardından şehitler Darbaş'ın naaşı Çorum'a, Yıldız'ın naaşı Osmaniye'ye, Kaya'nın naaşı da Konya'ya uğurlandı.